I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. İyi günler sevgili arkadaşlar. Bugün cici bebek tatlısı yapacağım. Önce muhallebimizi hazırlıyoruz. Burada nişasta ve un karışımı var. 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı da nişasta. Bir su bardağı şekerimiz var. Bir adet yumurta. Sadece sarısını da kullanabilirsiniz. Yumurtanın tamamını da kullanabilirsiniz. Ben tamamını kullanacağım. 1 litre süt kullanacağız. Önce biraz karıştırayım. Sütümü ekliyorum. İyice karıştıralım. Topaklanma olmasın. Şimdi ocağa alabiliriz. Pişirmeye başladık arkadaşlar. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar bu şekilde karıştıracağız. Çay saatlerinde misafirlerinize ikram edebileceğiniz çok hafif bir tatlı. Deve bisküvisi dışında kedi diliyle de yapabilirsiniz. Aynı lezzeti yakalıyorsunuz orada da. Şimdi bu aşamada bir yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz. Tereyağı eriyinceye kadar ocağın altını kıstım. Şimdi bir adet vanilyamızı ekliyoruz. Ocağı kapattım artık. Bu
Gördüğünüz gibi çok güzel bir krem oldu. Şimdi içine bir paket krem şantiyi ekliyorum. Gördüğünüz gibi bayağı yoğun kıvamlı bir krem oluştu. Şimdi bu kremamız biraz dinlenirken biz tepsiye bisküvilerimizi yerleştirelim. Arkadaşlar cici bebelerimizi süte batırıyoruz. Tepsimize yerleştiriyoruz. Şimdi muhallebi bisküvilerimizin üzerine yarısını koyacağız. Bisküvilerin üzerine kapatıyoruz. Kalan bisküvilerle ikinci katı çıkıyoruz. Kalan muhallebiyi boşaltıyoruz.
Şimdi soğumaya bırakacağız. Çikolata sosumuzu hazırlayacağız. Arkadaşlar şimdi çikolata sosunu hazırlıyoruz. 2 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı şeker, 1 paket de kakao ekliyorum. Yemek kaşığı da buğday nişastası ekliyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi önce bir karıştıralım. Piştiği zaman en son üzerine bir tane de vanilya ekleyeceğiz. Ocağı aldık arkadaşlar. Şimdi sürekli karışarak pişireceğiz. Topaklanmaması lazım. Hazır çikolata soslarından da alıp kullanabilirsiniz. İçine çikolata parçası ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar çikolata sosumuz oldu. Şimdi içine bir tane vanilya koyuyorum. Altını kapatıyorum. İlk sıcağı geçince tatlımızın üzerine dökeceğiz. Ve en az 2 saat dolapta dinlendireceğiz. Arkadaşlar çikolata sosumuzu ekliyoruz. Şimdi oda ısısına gelince buzdolabına koyacağız ve 2 saat dinlendireceğiz. Arkadaşlar cici bebek pastamız hazır. Şimdi pastamızı kesiyoruz. Aslında birkaç saat daha beklemesi gerekiyordu ama biz sabırsızlandık.
pastamız hazır arkadaşlar. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olur, yorum ve beğenilerinizle bana destek olursanız çok sevinirim. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine.